Merhabalar, ben Civan Avcı. Birinci Dünya Savaşı podcast serisine hoş geldiniz. Bu podcast serisinde sizlere 1914'ten 1918'e kadar sürmüş olan Birinci Dünya Savaşı'nı cephe cephe muharebe muharebe anlatmaya çalışacağım. 4 yıllık uzun bir serüvene çıkacağımız bu seride bölümler içerisinde mümkün mertebe ilginç detaylara, savaşı bizzat yaşamış insanların aktardıklarına ve az bilindiğini düşündüğüm anekdotlara yer vereceğim bir belgesel tadında olmasını umdum bu podcast'ten umarım sizler de keyif alırsınız. Şimdiden iyi dinlemeler. Bu birinci bölümde Birinci Dünya Savaşı'nın muharebeler kısmına geçmeden önce savaş öncesi son durumları değerlendirirken savaş kimler arasında ve hangi sebeplerle çıkmış, savaşa ilk etapta katılan ülkelerin güçleri ne durumdaymış onları bir tanımlayacağım. Ve son olarak şu meşhur Frans Ferdinand'ın suikastini anlatıp bölümü noktalayacağım. Bir tarafta Almanya ve Avusturya Macaristan İmparatorluklarının oluşturduğu ittifak devletleri. Diğer tarafta ise Fransa, Büyük Britanya İmparatorluğu ve Rusya'nın oluşturduğu itilaf devletleri var. Şimdi bu 5 ülkeyi tek tek ele alacağız fakat isterseniz Almanya'dan başlayalım. 65 milyonluk nüfusuyla ve son derece gelişmiş bir ekonomiye, sanayiye, teknolojiye ve demiryolu ağına sahip olmasıyla Almanya bu savaşın baş aktörlerinden biridir. Savaşın çıktığı 1914 yılında 3.8 milyon askerini silah altına alan ülke zamanla savaş boyunca ordu nüfusunu 11 milyona kadar çıkarıyor. Fransa hariç neredeyse tüm diğer Avrupa ülkeleri gibi Almanya'da da meşruti monarşi hakim. Nasıl bir meşruti monarşi diyecek olursak yani ülkenin başında bir nevi bir kral konumunda yer alan bir kaiser var. Kaiser II. Wilhelm. Ayrıca bir de bir nevi başbakan konumuna tekabül eden şansölye var. O dönemin şansölyesi de Bethmann Hollweg. Ülkenin yönetimi bu iki siyasi liderden soruluyor diyebiliriz. Fakat o dönem Almanya'nın kısmen militarist bir devlet olmasıyla siyasi kararlarda başta Genelkurmay Başkanı von Mölke olmak üzere çeşitli komutanların da söz sahibi olduğunu söylemek mümkün. Bunun sebebi ise biraz geriye yani Fransa-Prusya Savaşı'na dayanıyor. 1871'de Fransızları yenerek Paris'e giren Prusyalılar Versailles Sarayı'nda gerçekleştirdikleri bir törenle çeşitli Alman eyaletlerini tek çatı altında toplayarak birleşmiş bir Alman İmparatorluğu'nun kurulduğunu ilan ediyorlar. Hatta savaşın sonunda yenik düşen Almanya'ya ağır şartlar içeren barış anlaşmasının da Versailles Sarayı'nda imzalanması tesadüf değildir. Bu imparatorluğun kurucusu Prusyalı devlet adamı Otto von Bismarck olduğu için Prusyalı generallerin imparatorlukta büyük söz sahibi olduğunu görüyoruz. Özellikle askerlikte ustalaşmış Prusyalıların Alman ordusu üzerindeki etkilerini bugün bile görmek mümkün. Bu konulara ikinci bölümde yani Tannenberg Muharebesi'ni anlatırken daha detaylı gireceğim. Büyük bir endüstriyel güç olan Almanya'nın bu büyüklüğüne mukabil rakipleri İngiltere ve Fransa gibi bir etki alanı yoktur. Bu da zaten Almanya'nın başlıca savaşa girme sebebidir. Özellikle Büyük Britanya Krallığı'nın etkisi dört kıtada birden hissedilirken Almanya'nın öyle tek tük sömürgesi vardır ki bu da Alman endüstrisine yetmemektedir. Almanya'nın hakimiyetinin genişleyememesinin en önemli sebebi ise coğrafik konumudur. Denize tek kıyısı kuzeyde Baltık denizine olan ülkenin ipi adeta güçlü bir donanmaya sahip olan ve dilediğinde Almanya'nın büyük okyanuslara erişimini İngiliz kanalından kapatabilecek olan İngiltere'nin elindedir. Karasal olarak da batıda Fransa, doğuda Rusya gibi iki güçlü ülkeye komşusu olan Almanya bu iki ülkenin de birbiriyle ittifak kurmasıyla kendisini adeta bir ablukada hissetmektedir. Bu ablukayı kırmak isteyen Almanlar 20. yüzyılın başlarında Orta Doğu'ya yönelik politikalar geliştirmiş. Berlin'i Bağdat'a bağlayan bir demiryolu hattı projesi çizmiş ve haliyle de Osmanlı'ya yakınlaşmıştır. O dönem önemi yeni yeni anlaşılan Orta Doğu'daki petrol yataklarına göz diken Almanlar Fransızları ve İngilizleri tedirgin etmiş ve bu tedirginlik Almanların büyük paralar harcayarak İngiliz donanmasına kafa tutabilecek bir donanma kurmaya başlamasıyla tavan yapmıştır. Tarihe Dreadnought yarışı olarak geçen hadise de 1900'lü yılların başlarında Almanlarla İngilizler o dönemin en modern savaş gemisi olan Dreadnought üretimi konusunda birbiriyle yarışmıştır. Dreadnought hususuna Osmanlıların savaşa dahil olacağı dördüncü bölümde daha detaylı gireceğim. Savaş öncesi atılımlarıyla Almanlar, Fransızlar ve İngilizleri tedirgin ederken çeşitli modernizasyon hamleleriyle ve büyük nüfus potansiyeliyle Almanları tedirgin eden de Rusya'dır. Bu haliyle bile Birinci Dünya Savaşı'nın kimler arasında savaşıldığını tahmin etmek çok güç değildir. Evet geçelim Rusya'ya. 164 milyonluk nüfusuyla dev bir ülke olan Rusya tek başına bütün ittifak devletlerinin nüfuslarının toplamından daha nüfusludur. Ve bu haliyle itilaf devletleri de dahil olmak üzere neredeyse tüm Avrupa'nın gözünü korkutmaktadır. Fakat Rusya'nın bir tek handikapı vardır ki o da ordusunun batı orduların kadar modern olmamasıdır. Ve de geniş bir coğrafyaya yayılmış ülkede yeterli demiryolu ağının bulunmamasıdır. Batıda Almanya, güneyde Osmanlı ve doğuda Japonya'ya kadar uzanan coğrafyasıyla yarı modern bir ülke konumundaki Rusya, tarihsel olan sıcak denizlere inme emelleri doğrultusunda gözünü doğal olarak en zayıf komşusu olarak gördüğü Osmanlı İmparatorluğu'na dikmiştir. 19. yüzyılda sıcak limanlar elde etmek için sürekli Osmanlılara çatan Rusların önüne geçen güç İngilizler ve Fransızlar olmuştur. Yani güçlü bir Rusya istemeyen Avrupalılar Osmanlı'ya yardım etmiştir. Bu konuyu daha detaylı öğrenmek isteyenler bu podcast'in konusu olmayan ve 1850'lerde geçmiş olan Kırım Savaşı'na bir göz atabilir. Almanlara tabiri caizse diş geçiremeyeceğini düşünen Rusların çattığı bir diğer komşusu ise Japonya olmuştur. Fakat 1904-1905 sıralarında geçen bir muharebede Japonlar Rus donanmasının neredeyse tamamını yok etmiştir. Aldığı bu acı ders üzerine ise Ruslar modernize olmaya karar vermişlerdir. Özellikle o yıllarda bir birliği bir yerden başka bir yere götürmenin en efektif yolu demir ve bunun önemini anlayan Ruslar ülkenin doğusuyla batısı arasında binlerce kilometre demir yolu hattı döşemişlerdir. Bu haliyle ordularını hızlı bir şekilde cepheye ulaştırabilecek hale gelen Ruslar Birinci Dünya Savaşı'na 5.25 milyon askerle katılmış ve bu sayı zamanla 15 milyona kadar çıkmıştır. Ekseriyetle Alman tehdidini dengelemek amacıyla Rusya ile Fransa 1894'te bir müttefiklik anlaşması imzalamıştır. Bu anlaşma çok ilginçtir çünkü hem Napolyon'dan kalan o ezeli düşmanlık bitmiştir hem de siyasal olarak birbirine taban tabana zıt iki ülke ortak bir potansiyel düşmana karşı bir araya gelebilmiştir. Taban tabana zıt diyorum. Çünkü cumhuriyetle yönetilen Fransa gelişmiş sivil demokrasisiyle o dönemlerde dünyaya örnek olurken neredeyse mutlak monarşiyle yönetilen Çarlık Rusyası çağın epey gerisinde bir yönetim şekline sahiptir. Rusya'da da elbette halk sosyalist düşüncelerle çalkalanmaktadır fakat bu ilerleyen bölümlerin konusudur. Her ne kadar Duma adında bir parlamentodan bahsedilse de Rusya'yı fiilen Çar II. Nikolay yönetmektedir. Geçmişten beri tüm diğer Çarlar gibi Çar II. Nikolay'ın da biricik arzusu Türk boğazlarına ve İstanbul'a hakim olmaktır. Ve artık Fransızlarla da dostluk kuran Rusya'nın önünde bir engel kalmamıştır diyelim ve bir diğer itilaf devleti olan Fransa'ya geçelim. 40 milyon nüfusuyla bir cumhuriyet olan Fransa'da tıpkı Almanya ve İngiltere gibi döneminin en gelişmiş ülkelerinden biridir. En belirginleri Kuzey Afrika'da olmak üzere Fransa'nın da tüm dünyaya yayılmış bir sömürge alanı vardır. İngiltere kadar güçlü olmasa da hatırı sayılır bir donanmaya sahip olan Fransa özellikle uçak teknolojisiyle dünyada birinci sıradadır. Daha henüz hava bombardımanı diye bir kavramın olmadığı, uçaklardan atılan bombaların pilotlar tarafından elle atıldığı, pilotların birbirine havada tabanca ile ateş ettiği bir dönemde uçaklarını Keşif uçakları, avcı uçakları ve bombardıman uçakları olmak üzere kategorilendiren ilk ordu Fransız ordusudur. Ayrıca bir ordu aç susuz 24 hatta 36 saat dayanabilir fakat barutsuz 3 dakika bile dayanamaz diyen Napolyon'un düsturuyla Fransızlar top teknolojisinde de epey gelişmiş. Savaş literatürüne 75 milimetrelik diye tabir edilen ve seri ateş gücüyle nam salan sahra toplarını kazandırmışlardır. Fransızlar 1910 yılında Almanların Berlin'de yaptıkları manevraya bir misilleme olarak Picardi'de büyük bir manevra düzenlemişler ve bu manevralara çeşitli ülkelerden gözlemciler katılmıştır. Katılanların arasında Osmanlıyı temsilen kolbaşı Mustafa Kemal de vardır. Bu arada kolbaşı bir yüzbaşı ile binbaşı arasında bir rütbedir. Mustafa Kemal manevralar esnasında söz alarak bazı eleştirilerde bulunmuş ve bu eleştirileri daha sonraları Fransız ordusunun 1. Dünya Savaşı'nda baş komutanı olacak olan General Foch'un dikkatini çekmiş. Ve Mustafa Kemal düşük rütbesine rağmen protokol çiğnenerek Fransız general tarafından verilen yemeğe davet edilmiştir. Osmanlı'nın Paris'teki büyükelçisi Ali Fethi Bey'in de hazır bulunduğu manevralar biterken Mustafa Kemal Ali Fethi Bey'e "Bu kadar hazırlık barış için yapılmaz. Aklımızı başımıza almalıyız. Çıkacak harp bütün dünyayı ateşe atabilir ve biz bunun dışında kalmalıyız." diyerek çarpıcı bir öngörüde bulunmuştur. Mustafa Kemal'in bu öngörüsü 4 yıl içinde gerçekleşmiş fakat Osmanlı bu savaşın dışında kalamamıştır. Bu konulara yine Osmanlı'nın savaşa gireceği 4. bölümde değineceğim. Fransız ordusu gerçekten de bir barış zamanı ordusundan çok bir savaş zamanı ordusuna daha yakındır. Almanlarla çok yakında bir hesaplaşmanın da olacağına inanan Fransızların 1871'deki mağlubiyetlerinden kalan kuyruk acılarının adı bellidir alsas lorraine bölgesi. Fransa-Almanya sınırında yer alan bu bölgede Nancy, Metz, Strasbourg gibi şehirler vardır ve bu şehirlerde bugün bile hala Fransız ve Alman kültürlerinin iç içe geçtiğini görebiliriz. İki tarafın da hak iddia ettiği bu bölge 1871 Savaşı ile Almanların eline geçmiştir ve Fransızlar haliyle kaybettikleri bu toprakları geri istemektedir. Kültürel gerekçelerin dışında Bölgede bulunan Voj dağlarında zengin demir yatakları vardır ve demir cevheri savaş sanayisi için son derece önemlidir. Dünya savaş tarihinin en kanlı muharebelerinden biri olan ve 1916'da gerçekleşecek olan Verdun Muharebesi'nin de yine alsas loren bölgesinde geçtiğini belirtelim. Fransızların yine 1871 yenilgisinden aldıkları bir ders de demiryolu hatlarının savaş için elzem oluşunu anlamalarıdır. Bu yönde yapılan çalışmalarla Fransa'nın savaş beklenen bölgeleri olarak görülen Almanya ve Belçika ya yakın olan bölgeleri o dönem dünyanın en yoğun demiryolu hatlarının bulunduğu bölgeler haline geliyor. Başbakanları Briand Aristide ve başkomutanları Maréchal Joseph Joffre yönetimindeki modern ordusuyla Fransa adeta savaşa hazırdır. Savaşa ilk 3.7 milyon askerle katılan Fransa bu sayıyı zamanla 8.7 milyona yükseltmiştir. Savaşı Almanya sınırında karşılamayı ve hatta bir genel taarruzla Berlin'e ilerlemeyi bekleyen Fransızlar, Almanların Belçika üzerinden taarruz etmesiyle planlarını değiştirmek zorunda kalmıştır. Nitekim tarafsızlığı büyük devletler tarafından imzalanan bir anlaşmayla garantilenen Belçika'nın Almanların geçişine izin vermemesi beklenmiştir. Almanların Belçika'ya zor kullanarak girmesi için bir büyük devletle daha savaş halinde olmayı göze almış olması gerekmektedir ki o da Almanya'nın büyüyüp gelişmesinin önündeki en büyük engeli teşkil eden ülke olan İngiltere'dir. İngiltere 1830'da imzaladığı Londra Anlaşması'yla bir nevi Belçika'nın tarafsızlığının garantörü konumundadır diyelim ve savaşa ilk etapta katılan üçüncü İtilaf Devleti olan İngiltere'ye geçelim. Namı diğer üstünde güneş batmayan krallığın yani Büyük Britanya krallığının gerçekten de tüm dünyaya yayılmış bir etki alanı vardır. 42 milyonu İngiltere ana karasında olmak üzere. Kanada'sından Güney Afrika'sına, Avustralya'sından Hindistan'a kadar İngilizlerin himayesinde tam 88 milyonluk bir nüfus vardır ki küresel bir savaş çıkması durumunda İngilizlerin istediği coğrafyadan istediği kadar asker getirebilme ayrıcalığı vardır. Örneğin Avrupa'da Almanlara karşı savaşın kızıştığı anlarda İngilizler Belçika topraklarında savaşmalar için ta Hindistan'dan asker getirmişlerdir. Hatta bir noktada sığır eti ya da domuz eti yemeyen Hintlilerin beslenme diyetlerindeki keçi etinin tedarik edilmesi için İngiltere'de Keçi besiciliği tavan yapmıştır. Hatta bu işle uğraşan herkes büyük paralar kazanmıştır. İleride bu tarz enteresan savaş ekonomilerini de ele alacağımız bölümlerde olacaktır. Şimdilik dönelim tekrar İngiltere'ye. Gerek nüfus potansiyeliyle, gerek izole konumunda olan coğrafyasıyla ve gerekse sömürge ekonomisiyle aslında bakarsanız İngiltere'nin savaşa girmek için hiçbir sebebi yoktur ve bir nevi keyfi zaten yerindedir. Muharip kruvazörleri ve dreadnought sınıfı gemileri saydığımızda yenilmez armada diye anılan kraliyet donanmasında 72 adet savaş gemisi vardır. Bu sayı savaşa katılan tüm ülkelerin toplam savaş gemisi sayısından daha fazladır. İngiltere bu muazzam donanmasına ziyadesiyle güvenmekte ve bir ada ülkesi olmasının da avantajıyla kara ordusunun mevcudunu minimumda tutmaktadır. British Expeditionary Force ya da kısaca BEF diye adlandırılan ordusunun toplam mevcudu 240 bindir. Bu 240 binin ise sadece 120 bini savaşa hazır asker, diğer 120 bini ise rezerv kuvvettir. Bu küçük sayılarıyla hatta İngilizler Almanların dilinde alay konusu olmuş. Almanya'nın kurucusu Otto von Bismarck, "Eğer İngilizler kanalı geçip Avrupa'ya ayak basmaya kalkarlarsa ordularını tutuklarız." demiştir. Fakat akıllı olan İngilizlerin bu hamlesi tamamen stratejiktir. Ülke zaten güçlü bir donanmayla ziyadesiyle korunmaktadır ve bu donanmayla istediği bir ülkeyi istediği zaman ablukaya alıp o ülkenin ekonomik olarak çökmesine yol açabilmektedir. İngilizlerin sadece donanma gücüyle halledemediği tek mesele Çanakkale meselesi olmuştur. Fakat o mevzuya 4. ve 5. bölümlerde geleceğiz. İstediği zaman istediği sömürgesinden gerek ham madde gerekse insan gücü tedarik edebilen İngiltere'nin gerçekleşmesi pek de muhtemel olmayan bir istilaya karşı barış zamanında bile milyonlarca asker beslememesi aslında gayet mantıklıdır. Fakat bu istila tehdidinin çok düşük olması aslında tamamen Fransa'nın ve önemli liman kentleriyle Belçika'nın arada tampon bölge görevi görmesiyle mümkündür. Belçika'nın tarafsızlığıyla ilgili imzaladığı anlaşma dışında aslında İngiltere'nin Avrupa ana karasında pek etliye sütlüye karışmadığını görüyoruz. Sadece 1904'te Fransa ile imzaladığı Entente Cordiale adında bir anlaşma vardır ki bu anlaşma bir müttefiklik anlaşması olmaktan çok uzak olduğu gibi sadece bir iyi niyetle yakınlaşma emaresidir. Örneğin Fransa ile Rusya resmen müttefiktir ve birine savaş açılması durumunda diğer ülkede otomatikman onun yanında ortak düşmana karşı savaşa girecektir ki bu ortak düşmanın kim olduğunu artık söylememize gerek olmadığını düşünüyorum. Fakat İngiltere'nin ne Rusya'ya ne Fransa'ya hiçbir surette herhangi bir taahhütü yoktur. İngiltere'nin o dönemler tek ilgilendiği konu Belçika'nın tarafsızlığıdır. Ancak ve ancak Belçika'nın tarafsızlığının ihlal edilmesi durumunda onu ihlal eden ülkeye karşı savaşa gireceğini taahhüt eder ki İngiltere'yi de Birinci Dünya Savaşı'na sokan tam da bu sebeptir. Her ne kadar başında 5. George adında bir kral bulunsa da Esasında Başbakanları Herbert Asquith, Savaş Bakanları Lord Kitchener ve Donanma Amiralliği 1. Lordu Winston Churchill'in yönetiminde İngiltere, o 120 binlik savaşa hazır profesyonel çekirdek ordusuyla Fransa'ya ve Belçika'ya yardım etmek için savaşa girmiştir. Askere alım kampanyalarıyla ordu gücü birkaç ay içinde 400 binlere ve savaş boyunca da 4 milyonlara kadar çıkmıştır tüm dünyaya yayıldığı coğrafyası sebebiyle Birleşik Krallık bu savaşa bir dünya savaşı dememizin başlıca sebebidir. Avrupa'da bir savaş uzun süredir beklenmesine beklenmektedir. Fakat e, bu savaş beklendiği coğrafyalarda yani Almanya, Fransa ve Belçika üçgeninde değil de Avrupa'nın doğudaki yaramaz çocuğu Balkanlardan çıkmıştır. O dönemde Osmanlı'nın boşalttığı Balkan topraklarıyla yakın olarak ilgilenen ülke ise Avusturya-Macaristan İmparatorluğudur. Ve böylelikle de geldik savaşa ilk etapta katılan 5. ve son ülkeye. 2. İttifak Devleti olan Avusturya-Macaristan İmparatorluğuna. Ekseriyetle Almanca konuşmaları, tarihsel bağları ve ortak çıkarlarıyla Almanya'nın doğal bir müttefiki konumunda olan Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun nüfusu 50 milyondur. Fakat bu 50 milyonluk nüfus, e, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin aksine üniter bir yapıdan çok uzaktır. Adı üstünde Avusturyalılar ve Macarlardan oluşan ülkenin nüfusu aslında 15-20 farklı dilin konuşulduğu tam bir Balkan mozaiğidir. Bünyesinde Slavları, Çekleri, Arnavutları, Hırvatları, Yunanları ve daha say, say bitmez milletlere barındıran imparatorluğun gerçek bir milli kimlikten yoksun olduğunu söyleyebiliriz. Göstermelik bir başbakanın varlığına rağmen ülkeyi Habsburg Hanedanı sıfatıyla İmparator Franz Joseph yönetmektedir. Kafası belki de hala o eski Habsburg İmparatorluğu'nun şanlı günlerinde kalan 84 yaşındaki Frans Joseph'in ordusu aslına bakarsanız çağın biraz gerisinde kalmış da diyebiliriz. Savaşa 1.8 milyon askerle katılan ve savaş boyunca bu sayıyı 8 milyona çıkaran Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun savaşa giren 5 ordu arasında en zayıf orduya sahip olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Adriyatik Denizi'nde çağın gerisinde kalmış zayıf bir donanması ve de ordunun başındaysa askerlerini hiç olmayacak işlere sürüklemekten çekinmeyen hayalperest bir başkomutanları vardır ki Adı Konrad von Hotzendorf'tur. Örneğin savaşın hemen başında sadece 4,5 milyon nüfusa sahip Sırbistan'ı işgal etmeye çalışan Hotzendorf bu amacını tam bir yıl boyunca gerçekleştirememiştir. Nitekim kendini güçlü bir imparatorluk olarak görünen Avusturya Macaristan, 1900'lü yılların başlarında Osmanlı İmparatorluğu'nun hakimiyetinin kaybolduğu küçük Balkan ülkelerine karşı saldırgan bir tutum sergilemiştir. O yıllarda Balkanlar adeta günümüzün Ortadoğu'suna benzemektedir. Suların bir türlü durulmadığı ve ülke sınırlarının sürekli değiştiği bu coğrafyada Avusturya-Macaristan'ın 1908 yılında Bosna'yı ilhak etmesiyle gerginlik iyice tavan yapmıştır. Uyguladıkları ırkçı politikalar yüzünden özellikle Sırp milliyetçilerini kendine düşman edinen ülkenin tahtının ise tek varisi vardır. O da yaşlı imparator Franz Joseph'in yeğeni olan Arşidük Franz Ferdinand'dır. Kuzenlerinin bir şekilde hayatını kaybetmesiyle tek varis kalan Ferdinand ise biraz hanedana aykırı bir karakterdir. Sarayın rızası dışında soylu olmayan Sophie adında bir hanımla evlenen Franz Ferdinand'ın veraset hakları elinden alınmak istenmiştir. Fakat komşu ülkelerin devreye girmesiyle bundan vazgeçilmiştir. Fakat yine de eşi ve eşinden olan çocuklarının hiçbir hakkı yoktur denmiştir. Viyana'da düzenlenen resmi törenlerde Ferdinand ve eşi aynı arabada dahi yer alamamaktadır. Yaklaşan evlilik yıl dönümlerini de hesaba katan Arşidük, 28 Haziran 1914 tarihinde eşinin de yanında olacağı bir saray bosna ziyareti planlamıştır. Bu ziyaretin amacı Bosna'daki manevraları denetlemek, bir müze açılışına katılmak ve de bu bahaneyle ile Sofi ile evlilik yıl dönümlerini Viyana dışında bir şehirde rahat rahat kutlamaktır. Fakat bu ziyaretin kendisi için hiç de rahat geçmeyeceği aşikardır. Daha 6 yıl önce ilhak edilmiş Bosna'ya bir hanedan üyesinin adeta güç gösterisi yapar gibi bir ziyarette bulunacak olması özellikle Belgrad merkezli gizli Sırp örgütlerini çok kızdırmıştır. Bilhassa Black Hand yani Kara El adındaki Sırp milliyetçi örgüt bu ziyaret haberi üzerine hemen harekete geçmiş ve daha küçük örgütlerden Frans Ferdinand'a bir suikast gerçekleştirmek için genç tetikçiler toplamıştır. Kara El örgütünden kısaca bahsedecek olursak amaçları özellikle işgal edilmiş topraklardaki Sırpların haklarını korumak. Hatta bütün Güney Slavlarını birleştirerek bir Yugoslavya İmparatorluğu kurmaktır. Yugoslavya kelime anlamı olarak zaten Güney Slavları anlamına gelmektedir. Karael örgütü bu amaç uğrunda politik suikastlar düzenlemektedir ve o yıllarda bir üst düzey yetkilinin suikaste kurban gitmesi çok da alışılmamış bir olay değildir Balkanlar'da. Hatta Franz Ferdinand'ın suikastı üzerine İngiltere gibi uzak ülkelerin ilk etapta çok da ciddi bir tepki vermediklerini görüyoruz. Evet, gelelim suikast olayının detaylarına. 28 Haziran sabahı uzun süredir planlanan, hatta gazetelerde Arşidük'ün nerelerden geçeceğinin krokisinin bile yayınlandığı o meşhur gezi başlıyor. Avusturya malı üstü açık Grafton Stift marka otomobilde şoförün yanında General Potiorek ve arkada Franz Ferdinand ve eşi Sophie oturuyor. İlk etaplarda sevgi gösterilerinin arasında ilerleyen otomobile daha sabah saatlerinde Sırp milliyetçisi bir genç olan Kabrinoviç tarafından bir el bombası atılıyor. Arabanın arkasına isabet eden bomba sekerek arkadaki konvoyun önünde patlıyor ve o kalabalıkta 12 kişi yaralanıyor. Bu olay üstüne Ferdinand ve eşi hemen vali konağına götürülüyor ve kendilerine buradan bir müddet çıkmamaları söyleniyor. Fakat içten içe Slavlara aslında sempati besleyen ve onların da yönetimde söz sahibi olması gerektiğini düşünen Ferdinand bir yandan da bir halk adamı imajı oluşturmak için gezisine devam etmek için ısrar ediyor ve araç tekrar yola çıkıyor. Frans Ferdinand, atılan bombada yaralanan ve hastaneye kaldırılan yerbay Meritz'i ziyaret etmek istiyor ve olağan gezisine bundan sonra devam etmek istiyor. Fakat hastane ziyareti planından haberi olmayan şoför, asıl planda olan müze açılışına gitmek için o an yanlış bir sokağa sapıyor ve bir anlık bir duraksama yaşanıyor. O yıllarda otomobillerin geri vitesi olmadığı için sapılan bu yanlış sokaktan geri dönülmesi işlemi biraz uzun sürüyor. O esnada da tam o sokağın köşesinde bir sandviççi dükkanda kahve içen ve o gün Belgrad'dan Saraybosna'ya suikast amaçlı getirilmiş 6-7 suikastçiden biri olan 19 yaşındaki Sırp milliyetçisi Gavrilo Princip bu kargaşayı fırsat bilerek gidip arabaya doğru iki el ateş ediyor. Kurşunlardan biri Sofi'e diğeri de Ferdinand'a isabet ediyor ve Sophie daha oracıkta hayatını kaybederken Ferdinand da götürüldüğü vali konağında hayatını kaybediyor. Ve bu olay da tarih kitaplarında veya belgesellerde geçen şu meşhur ifadeyle bir süredir zaten çıkması beklenen Birinci Dünya Savaşı'nın fitilini ateşleyen olay oluyor. Fakat tabii ki de savaş hemen bu olayın ertesi günü çıkmıyor. Daha önceden de bahsettiğim gibi Balkanlarda gerçekleşen bu suikast özellikle İngiltere'de pek fazla yankı yapmıyor. Hatta şöyle bir hadiseden bahsedilir. İngiltere'nin güney sahil kasabalarında yaz tatili yapan İngilizlerden bazılarının bir savaş ihtimalinden çekinerek tatillerini yarıda kesip evlerine dönmelerini turizm firmaları yersiz bir paranoyaklık olarak değerlendiriyor. Hatta derin bir diplomasi ağının oluştuğu Temmuz ayında bile bazı İngiliz turizm firmalarının Almanya turlarını satmaya devam ettiğini bile biliyoruz. Oysa ki suikastin yaşandığı 28 Haziran'dan savaşın başlangıç tarihi olan 28 Temmuz'a kadar adına literatürde July Crisis yani Temmuz Krizi denilen diplomatik krizlerle dolu bir ay geçiyor. Hali hazırda Sırbistan'ı işgal etmek için bahaneye bakan Avusturya Macaristan İmparatorluğu Sırbistan'a ağır bir ultimatom metni hazırlıyor. Sırbistan tarafından kabul edilememesi için tasarlanmış bu ultimatomun tam metnine internetten ulaşabilirsiniz. Fakat özetle Sırbistan'ın bağımsızlığına hakaret eden ifadeler geçiyor. Başından beri aslında böylesi bir durumdan kaçınmak isteyen Sırbistan hükümetinin de hakkını vermek gerekiyor aldığı çeşitli duyumlarla o tarihlerde Frans Ferdinand'ın Saraybosna'yı ziyaret etmesinin sakıncalı olduğunu Avusturya Macaristan hükümetine iletmeye çalışıyor. Fakat bu mesajı iletecek olan Sırp yetkilinin de bir karayelci olmasıyla mesaj yerine gidemiyor. Tüm Frans Ferdinand suikastinin bir komplo olduğu ve de bu olayın Almanya ve Avusturya Macaristan tarafından tertip edildiğini ima eden kaynaklar da mevcuttur. Bu konuda özellikle Netflix'te Sarajevo filmini izlemenizi tavsiye ederim. Sırbistan'a savaş açma niyetinde olan Avusturya Macaristan'a bu Temmuz ayı esnasında Almanlar tarafından bir açık çek verildiği, yani her koşulda destek sözü de verildiği iddia edilir. Fakat bu bilgi kesin değildir. Çünkü Sırplara karşı bir savaş çıkması durumunda Sırbistan'ın abisi olarak görülen Rusya'nın da devreye gireceği aşikardır. Rusya'nın savaşa girmesi durumundaysa müttefiki konumunda olan Fransa da otomatikman savaşa girecektir. Yani bütün bu olayları göze alıp Almanların Avusturyalılara bir açık çek vermesi hadisesinin tam olarak gerçek olup olmadığı konusunda tarihçiler ikiye ayrılır. Fakat bu olayların tam da bu sıralamayla gerçekleştiği gerçeğini değiştirmez. Yaklaşık bir ay süren hazırlığın ardından 23 Temmuz'da Avusturya Macaristan Sırbistan'a ultimatomunu gönderir ve cevap için sadece 48 saat tanır. Sırbistan cevabında 6. madde hariç diğer tüm maddeleri kabul ettiğini belirtir. Fakat bu cevap başından beri savaş isteyen Avusturya Macaristan'a yetmez ve 28 Temmuz 1914 tarihinde Sırbistan'a savaş açtığını ilan eder. Bu da 1. Dünya Savaşı'nın resmi olarak başlangıç tarihidir. Bu tarihten 1 Ağustos'a kadar geçen süre zarfında kendi aralarında 3. dereceden kuzen olan Alman Kaiseri 2. Wilhelm ile Rus Çarı 2. Nikolay arasında ilginç bir yazışma geçer. Büyük bir savaşı önlemek için artık son hamleler olarak görülen bu yazışmalarda özetle Rus çarı Alman Kaiserine suçsuz bir ülkeye savaş açıldığını ve Almanların Avusturyalılara mukayes olması gerektiğini belirtir ve telgrafı Niki diye imzalar. Alman Kaiseri de Rus çarına özetle anlaşmazlığın sadece iki ülke arasında bir mesele olduğunu hatta bu meseleyi Lahey mahkemelerinde çözebileceğini, ortada Rusya'nın saldırgan bir tutum sergilemesi için bir gerekçenin bulunmadığını belirtir ve telgrafı Willy diye imzalar. Bu telgrafların tam metnini de internette Nicky Willy Telegrams diye aratırsanız bulabilirsiniz. Nitekim bu bir nevi aile arasında samimi bir dille geçen son yazışmalar da fayda etmez ve Almanya, Rusya'nın Avusturya Macaristan'a karşı ilan ettiği kısmi seferberliği gerekçe göstererek 1 Ağustos 1914 tarihinde Rusya'ya savaş ilan eder ve 4 yılı aşkın bir süre devam edecek olan büyük bir savaş başlar. Bu savaşta rakamları şimdiden verecek olursak 70 milyon asker savaşmıştır ve bu 70 milyon askerin 10 milyonu hayatını kaybederken 25 milyon da savaşamayacak şekilde yaralanmış ya da sakat kalmıştır. 6 milyon sivil savaşa bağlı sebeplerden ötürü hayatını kaybetmiş ve dünya toplamda 50-60 milyon arası bir insan kaybı yaşamıştır diyelim ve birinci bölümünde sonuna gelmiş olalım. Gelecek bölümde savaş çıkar çıkmaz nelerin yaşandığını ve savaş ilan edildikten yaklaşık bir ay sonra Alman ordusuyla Rus ordusunu karşı karşıya getiren, Birinci Dünya Savaşı'nın ilk ciddi muharebesi olarak görülen Tannenberg Muharebesi'ni anlatacağım. Umarım savaş öncesi son durumları özetlediğim bu ilk bölümü keyifle dinlemişsinizdir. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.